Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Normalde bu videoya başladım ama bir aksilik oldu, kapattım. Birkaç şey yazmıştım, tekrardan başlıyorum şimdi. Şimdi biz omurgalılar içerisinde sınıfları göreceğiz, alt sınıfları. Nedir? 5 tane sınıf vardır arkadaşlar. Basitten gelişmişe doğru balıklar, iki yaşamlılar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler olarak gider. En gelişmiş içerisinde memelilerdir. Hatta memeliler içerisinde de en gelişmiş canlı insanlardır arkadaşlar. Şimdi bazı özellikler bakımından ben genelde bunları tablo şeklinde anlatıyorum. Burada da tablo şeklinde anlatmak istedim. Çünkü karşılaştırarak anlatmak daha iyi bence. Zaten soru geldiğinde de karşılaştırmalı olarak da gelebilir. Hatta sınıflandırmayla ilgili soruların çoğunluğu karşılaştırmayla ilgili. O yüzden bu şekilde olması daha iyi olur gibisinden düşündüm arkadaşlar ve böyle karşılaştırma şekilde şimdi size anlatacağım. Şimdi gelelim ilk önce balıklara. Şimdi bazı özellikler bakımından balıkları yazacağım. Daha sonra karşılaştırarak amfibileri, sürüngenleri bu şekilde memelilere kadar gideceğiz. Hepsini tek bir videoda anlatıp hani çok fazla uzatmadan arkadaşlar tek bir videoda bitirmeyi düşünüyorum. Artık kaç dakika sürer bilmiyorum, bakalım. Şimdi balıklarla ilgili bakın ilk olarak yaşam yerlerinden bahsediyoruz. Suda yaşarlar. Şimdi bunu hepimiz biliyoruz ama amfibilere, sürüngenlere geldiğimiz zaman hani suda yaşayanları, karada yaşayanları vardır gibisinden konuşacağız. O yüzden yaşam ortamlarını da almak istedim özellikler içerisine. Vücut örtüsü pullardır arkadaşlar balıklarda. Bu arada pullar kopabilen pullardır tabii ki. Sürüngenlerde de mesela pull var ama onların pulları kopamayan pullar arkadaşlar. Solungaç solunumu yaparlar balıklar. Zaten suda bir canlı suda yaşıyorsa mutlaka solungaç solunumu yapıyordur dedik. Ama tabii bazıları hariç, tamamında demiyoruz. Mesela işte suda, denizlerde yaşayan memeliler akciğer solunumu yaparlar. Hani genel olarak söylüyorum ben. Genel olarak solungaç solunumu yaparlar. Hepsi tamamı yapar demiyoruz tabii ki. Daha sonra bir diğer özelliğine baktığımızda kalp yapılarına gelelim. Arkadaşlar bunların kalplerinde... Kalplerinde kirli kan, vücutlarında temiz kan bulunur. Peki nasıl oluyor bu? Şimdi vücutta kirlenen kan kalbe geliyor. Daha sonra kalpten de nereye gidiyor? Solungaçlara. Solungaçlarda temizleniyor arkadaşlar. Biz buna ters akım diyoruz. Hani ters akım sayesinde kandaki işte atık olan karbondioksit suya veriliyor. Sudaki oksijen de, o denizde bulunan oksijen de solungaçlar sayesinde kana veriliyor. Hemoglobine bağlanıyor arkadaşlar ve solungaçlardan direkt vücuda gidiyor. Böylelikle vücutlarında temiz kan dolaşıyor, kalplerinde ise kirli kan bulunuyor. Yani bunlar mesela bizim kalbimizde hem kirli kan hem temiz kan bulunur. Ayrı ayrı odalarda olsa da kalbin içerisinde kirli kan da temiz kan da vardır. Ama bunların kalplerinde sadece kirli kan var. Vücutlarında ise arkadaşlar direkt olarak temiz kan dolaşıyor. Temiz ve kirli kan var ama solungaçlardan temiz kan gidiyor. Tekrar kalbe uğramıyor. O zaman şöyle yazalım. Kalplerinde kirli kan, vücutlarında temiz kan dolaşır. Temiz kan dolaşır. Arkadaşlar bunlar... Kalpleri iki odacıklıdır zaten. Bir kulakçık, bir karıncıktan oluşuyor. Hatta onu da yazalım iki odacıklı diye. İki odacıklı, bir kulakçık, bir karıncıktan oluşuyor. Daha sonra bunlar yine vücutlarında temiz kan var ama tabii kısmen temiz kanla kirli kan birbirine karışabiliyor. Bu yüzden de soğuk kanlı yani poikiloterm canlılardır arkadaşlar. Mesela bize soğuk kanlı canlılardır demez, poikiloterm canlılardır der. O yüzden... Soğuk kanlının ne demek olduğunu da bilelim. Soğuk kanlı yani poikiloterm canlılardır. Evet, gelelim bir diğer özelliğine. Arkadaşlar bunların boşaltım atıkları çok zehirli olan amonyaktır. Şimdi amonyak bizim vücudumuzda proteinlerin, amino asitlerin parçalanması sonucunda ortaya çıkan bir azotlu atıktır. Bu atık canlının yaşadığı ortama göre farklı farklı şeylere çevriliyor. Mesela üreye, ürik asite çevriliyor. Balıklarda ise arkadaşlar hiç çevrilmeden zaten suyun içerisinde yaşadıkları için direkt olarak ne yapıyor? Dışarı atılıyor. Yani bunların boşaltım atıkları neymiş? Amonyakmış. Boşaltım atıkları amonyak yani NH3'tür. Gelelim bir diğer özelliklerine. Arkadaşlar bunlar
Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Denizlerde yaşayanlar amonyak olarak atar ama tatlı sularda yaşayanlar üre olarak atarlar arkadaşlar. İsterseniz onu da yazayım. Tatlı su balıkları. Tatlı su balıkları üre olarak atarlar. Yani amonyağı ne yapıyorlar? Üreye çeviriyorlar. Gelelim bir diğer özelliğine. Bunlar da arkadaşlar dış döllenme, dış gelişme vardır. Nedir dış döllenme, dış gelişme? Şu. Erkekler işte üreme zamanı geldiği zaman dişiler yumurtalarını, erkeklerde spermlerini belirli bir yere bırakıyorlar ve milyonlarca üretiyorlar arkadaşlar. Bu sperm ve yumurtalar suyun etkisiyle işte suda yüzerek gidiyorlar, ne yapıyorlar? Birbirleriyle buluşuyorlar ve döllenme gerçekleşiyor. Bakın ne oldu? Dış döllenme. Daha sonra bu işte birleştikleri yerde zigot oluşuyor, gelişme başlıyor falan filan. Anne vücudunun dışında da gelişim gösteriyorlar. Dolayısıyla ne oluyor? Dış döllenme, dış gelişme gözleniyor. Dış döllenme, dış gelişme gözlenir. Şimdi bir de size viviparlık, ovoviviparlıktan falan bahsetmek istiyorum. Hatırlayın, bir yerde daha bahsetmiştim. Sanırım evrimde bahsetmiştim arkadaşlar bundan. Yanlış hatırlamıyorsam ama. Ovipar, vivipar ve ovovivipar dediğimiz bazı gelişim olayları vardır. Nedir bunlar? Bakın. İç döllenme, dış gelişme yapan canlılar ovipar canlılardır. İç döllenme, iç gelişme yapan canlılara biz ne diyoruz? Ovipar, pardon, iç döllenme, dış gelişme ovipar. Dış döllenme, dış gelişme yapanlar arkadaşlar ovovivipar. İç döllenme, iç gelişme yapanlar da vivipar canlılardır. Yani bakın şöyle düşünün. Eğer ki, hatta ben bir yere şöyle not olarak yazayım. Nereye yazayım? Şuraya yazayım. Bakın. Ovipar neymiş? Ovipar. Ovipar. İç döllenme, dış gelişme. İç döllenme, dış gelişme. Vivipar neymiş arkadaşlar? Vivipar. İç döllenme, iç gelişme. İkisi de aynı. Ovovivipar. Ovovivipar. İkisinin karışımı olacak. Bu da ne olacak? Dış döllenme, dış gelişme olacak. Peki balıklar ne yapar? Bakın, dış döllenme, dış gelişme. O zaman bunlar nedir? Vivipar canlı, ovovivipar canlılardır. Ovovivipar canlılar. Tamam mı? Eğer dış döllenme, dış gelişme yapıyorsa neymiş? Ovovivipar canlıymış diyormuşuz. Peki şimdi gelelim diğer özelliklerine. Arkadaşlar, üreme gelişmesinden bahsettik. Böbreklerinden bahsetmek istiyorum. Bunlar da genellikle mezonefroz böbrekler görülür arkadaşlar erginlerinde, bakın erginlerinde, çünkü daha böyle yavru olanlarda pronefroz böbrek vardır ama erginleri bizim için önemlidir. Mezonefroz böbrek bulunur. Böbrek bulunur. Şimdi gelelim çeşitlerine. Arkadaşlar, biz balıkları ikiye ayırıyoruz. Kıkırdaklı balıklar ve kemikli balıklar olarak ikiye ayırıyoruz. Şimdi bunların da bazı birbirinden ayırt edici özellikleri var. Bu özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Bakın, kıkırdaklı, biraz küçük yazıyorum ama kusura bakmayın, sığdırabilmek için. Kıkırdaklı balıklar ve kemikli balıklar. Kemikli balıklar. Arkadaşlar, kıkırdaklı balıklardan bilmeniz gereken iki tane örneğimiz var. Belirgin iki örnek. Bunlardan biri köpek balığı, diğeri de vatozlardır. Şimdi bakın, köpek balığını şöyle bir gözünüzde canlandırın. Arkadaşlar, köpek balığına baktığınız zaman solungaçlarını biz görebiliyor muyuz? Biz görebiliyoruz değil mi? Bunların solungaçlarında kapak yoktur. Biz bu kapağı ne diyoruz biliyor musunuz? Operkulum diyoruz. Kıkırdaklı balıklarda operkulum kapağı yoktur ve bunların solungaçları 7 çifttir. O zaman yazalım. 7 çift solungaç. 7 çift solungaç. Peki kemikli balıklarda kaç çift? Kemikli balıklarda da 4 çift. Yanlış yazdım. 4 çift solungaç vardır arkadaşlar. Kıkırdaklı balıklarda operkulum yok. Ne demek operkulum? Solungaç kapağı demektir. Kemikli balıklarda operkulum vardır. Hatta şu büyük palamut falan var ya, dikkat edin, öyle onların
O kapak dediğimiz işte o perkum kapağını açarlar, altının kırmızı olup olmadığına bakarlar. Eğer kırmızı ise işte balık tazedir derler. Bu neyden kaynaklanıyor arkadaşlar? Kırmızılık onların daha yeni işte solungaçlarından oksijen geçirdiğinden kaynaklanır. Hani dedim ya az önce kalplerinde kirli kan, vücutlarında temiz kan bulunuyor. Solungaçlarda temizlenen kan direkt olarak gidiyor diye. O kırmızılık aslında oksijenden kaynaklanır. O yüzden bunu da bilmemizde fayda var. Gelelim bir diğer özelliklerine. Kıkırdaklı balıklarda yüzme kesesi yoktur. Yüzme kesesi yok. Kemikli balıklarda var. Peki yüzme kesesi ne işe yarıyor? Arkadaşlar, yüzme kesesinde geçici olarak oksijen depolanıyor ve bu balıklar işte hareket etmeden suda asılı kalarak o keselerindeki oksijeni kullanarak oksijen ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Kemikli balıklarda bu yüzme kesesi bulunduğu için bunlar işte suda asılı kalabiliyorlar. Ama kıkırdaklı balıklarda bu olmadığı için arkadaşlar, yüzme kesesi olmadığı için sürekli hareket etmek zorundadırlar. Örneklerini de yazalım. Ne dedik? Köpek balığı, köpek balığı ve vatoz dedik. Vatoz. Kemikli balıklara da bir sürü örnek yazabiliriz, değil mi? Mesela hamsi, işte çupra, somon. Bunun gibi bir sürü örnek yazabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde biz balıkların genel özelliklerini bitirmiş olduk. Peki gelelim bir diğer canlı grubumuza, amfibiler, bir diğer sınıfımız arkadaşlar. Yani iki yaşamlılar. Bunlar hayatlarının bir dönemini suda, bir dönemini de karada geçirirler. Dolayısıyla iki yaşamlı olarak isimlendiriliyorlar arkadaşlar. O zaman şöyle yazalım. Suda ve karada yaşarlar, değil mi? Karada yaşarlar. Bunlar larva dönemindeyken, işte yavru dönemdeyken suyun içerisindeler. Daha sonra karaya çıkarlar. Tabii karaya çıkmayanlar da vardır arkadaşlar. Dediğim gibi genel özelliklerinden bahsettiğimiz için zaten genellikle diyoruz. Tamamını da demiyoruz. Daha sonra gelelim bir diğer özelliklerine arkadaşlar. Bunların ön bacaklarında 4 çift, pardon 4 tane, arka bacaklarında 5 tane parmak bulunur. Şimdi bu çok da önemli değil ama işte hani özellik olarak söyleyelim, yine aklımızda bulunsun. Arkadaşlar, vücut örtüsü nedir bunların? Bakın sırasıyla gidiyorum. Vücut örtüsü nemli deridir. Nemli deridir. Neden nemli deri? Hemen söylüyorum. Çünkü solunumdan kaynaklıdır. Bunlar solunumlarını, bakın, larva dönemindeyken solunumlarını hem solungaç solunumuyla yapıyorlar. Ergin dönemine geldiği zaman, yani karaya geçtiklerinde arkadaşlar, hem akciğer solunumu hem de ne solunumu yapıyor? Deri solunumu yapıyor. Solunum yaptığımız yüzeyin ne olması lazım? Nemli olması lazım. Bunlar deri solunumu yaptıklarına göre. O zaman vücut örtülerinin nemli deri olması normal mi? Normaldir. Dolayısıyla vücut örtüleri de nemlidir arkadaşlar. 3 solunum tipinin de görüldüğü tek canlı arkadaşlar kimdir? Amfibilerdir. Unutmayın. 3 solunum türünün de görüldüğü tek canlı grubu amfibilerdir. Bunu da unutmayalım. Evet, devam edelim. Peki bunların kalpleri nasıl? Arkadaşlar, kalpleri 3 odacıklıdır. Bakın, 2 kulakçık, 2 kulakçık bir karıncıktan oluşur. Bir karıncıktan oluşur. Temiz kan, kirli kan karışır, değil mi? Temiz, kirli karışır. Temiz ve kirli kan karışıyor. Dolayısıyla bunlar da nedir? Soğukkanlı canlılardır. Şimdi bir daha poikilotermi yazmıyorum. Zaten burada yazdığım için tekrardan yazmıyorum arkadaşlar. Peki boşaltım atıkları. Suda yaşadıkları zaman arkadaşlar, boşaltım atıkları amonyaktır. Ama karaya çıktıklarında ne olacak artık boşaltım atıkları? Üre olacak arkadaşlar. O yüzden ben şöyle yazıyorum. Boşaltım atıkları NH3, yani amonyak ve üredir diyorum. Hani suda amonyak, karada üre olarak dışarı atıyorlar. Bir diğer özelliklerine gelelim. Döllenmelerine bakalım. Arkadaşlar, bunlar da suda döllendikleri için, bakın, suda döllenmenin bir gereğidir bu. Suda dölleme oluyorsa dış döllenme, dış gelişme olayı görülür. Memeliler falan hariç, suda yaşayan memelilerden bahsediyorum. Onlar hariç. Dış döllenme
Dış döllenme, dış gelişme görür. Peki dış döllenme, dış gelişme görüyorsa bunlarda nasıl bir gelişim vardır yine? Ovo, vivipar gelişim vardır. Ovo, vivipar gelişim vardır. Arkadaşlar, bunlar da diğer canlılardan farklı olarak başkalaşım dediğimiz olay görülür. Diğer canlılardan farklı, bakın diğer omurgalılardan farklı olarak başkalaşım görülür. Neden başkalaşım? Başkalaşım görülür. Çünkü bunlar sudan karaya çıkarken bazı özellikleri değişiyor. Neler değişiyor? Mesela kuyruklarını kaybediyorlar. Parmakları arasında bulunan perdeler kayboluyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar nedir? Hep birer başkalaşım örneğidir. Başkalaşım geçiriyorlar. Böbreklerine gelelim. Bunların da yine erginlerinde arkadaşlar metamorfoz. Metamorfoz böbrek görülür. Böbrek görülür. Bakın bunlar da mezonefroz. Biraz daha metamorfoz ne ya? Ben karıştırdım. Metamorfoz, mezonefroz falan karıştırdım arkadaşlar. Nefroz olacak. Şurası böyle birazcık karıştı. Şunu şöyle sileyim. Şöyle yapayım. Metanefroz. Evet. Metamorfozla metanefrozu karıştırdım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Metanefroz böbrekler görülüyor. Bir de bunların bazılarında derilerinde zehir bezleri bulunur. Bakın bazılarında derilerinde zehir bezi bulunur. Zehir bezi bulunur. Arkadaşlar, dünyada en zehirli canlının bir kurbağa olduğunu biliyor muydunuz? İnternete yazın, böyle kırmızı renkli, böyle siyah benekli bir kurbağa var. Dünyadaki en zehirli canlıymış o. Eğer başka bir canlı ortaya çıkmadıysa tabii ki. En zehirli canlı bir kurbağadır. Dolayısıyla kurbağalardan gerçekten korkulur. Çok böyle tiksinç canlılardır arkadaşlar. Bunlar bu arada kış uykusuna yatarlar. Onu da yazalım. Kuş uykusuna yatarlar. Tabii ki siz de yapmışsınızdır mutlaka. Bizler de üniversitedeyken omurgalı hayvanlar laboratuvarında kurbağa kestik. Solucan kestik. Balık inceledik. Hadi balık falan neyse de. En son fareye sıra geliyordu. Allah'tan dönem bitti arkadaşlar. Yani Allah'tan fareyi kesmedik ama kurbağa kestik arkadaşlar. Çok gerçekten değişik bir dersti o ders. Gelelim örneklerine. Arkadaşlar, ağaç kurbağası, kara kurbağası. Bakın hep kurbağa ama farklı farklı işte türleri var. Mesela semenderler. Semenderler de kuyruklu kurbağalardır. Demek ki tamamında kuyruk kaybolması olayı yokmuş. Kuyruklu kurbağa. Bunlar da neymiş bizim? Amfibi çeşitlerimizmiş. Evet, bu şekilde amfibileri de bitirmiş olduk. Şimdi gelelim sürüngenlere. Arkadaşlar, sürüngenlere baktığımızda diğer bir ismi reptilya sürüngenlerin. Gelelim şimdi genel özelliklerine. Arkadaşlar, bunlar yine karada da suda da yaşayabilirler. Bakın, amfibiler hayatlarının belirli bir döneminde suda yaşıyorlar, belirli bir döneminde karaya çıkıyorlar. Ama sürüngenler suda da yaşayabilirler, yaşayan türleri vardır. Karada yaşayan türleri de vardır. Karada yaşarlar. Bunların vücut örtülerine baktığımız zaman bunlarda da genellikle ne görülür? Yine pul görülür arkadaşlar. Vücut örtüsü puldur. Peki solunumları nasıl? Bunlar genellikle karaya uyum sağladıkları için akciğer solunumu görülür. Akciğer solunumu görülür. Bir diğer özelliklerine bakalım. Arkadaşlar, bunlar mesela sırada ne var? Kalplerinden bahsedelim. Şimdi bunlarda da iki kulakçık bir karıncık var ama bakın iki kulakçık bir karıncık var. Karıncıktan oluşur diyelim. Bunların karıncık bölgesinde, yani kalplerinin karıncıklarında yarım perde vardır. Bakın, kalplerin karıncık bölgesinde ya da karıncıkta yarım perde vardır. Yavaş yavaş artık böyle bir
O kalp ne yapıyor? Dört odaya doğru bölünüyor, değil mi? Yavaş yavaş bölünüyor. Hani bunu evrimde mesela kullanırlar. Kalbin işte dört odacığa dönüşmesini evrimde kullanırlar arkadaşlar. Diyorlar ki işte ilk önce yarım perde vardı kalpte. Daha sonra ne oldu? Tam perdeye dönüştü diyorlar. Tabii burada bir canlıya ayırmamız gerekiyor arkadaşlar. Timsah da, bakın timsah da dört odacıklı. Timsah da ne olmuş? Tamamen dört odacığa bölünmüş. Timsah zaten sürüngenler içerisinde en gelişmiş canlı diye biliyorum ben. Peki bunlar da yine karışık kan dolaştığı için soğukkanlı canlılardır. Soğukkanlı canlılardır. Şimdi diyeceksiniz ki hocam timsahta dört odacıkla nasıl karışıyor? Timsahta arkadaşlar paniza kanalı dediğimiz bir kanal vardır. Timsahta paniza kanalında kan karışır. Peki nasıldır bu timsahtaki kalp yapısı? Şöyle düşünün. Paniza kanalı arkadaşlar şöyledir. Bakın kalbi şu şekilde düşündüğümüz zaman şöyle şurası kulakçıklar olsun, şurası karıncık olsun. Burası kulakçıklar. Şimdi arkadaşlar şuradan çıkan damarların bakın şu da yine damarların bileşiği. Şuradan çıkan damarların kesiştiği bir yer var. Ve burası açıktır. Tamamen birbirinden ayrı değildir. Biz buraya ne diyoruz? Paniza kanalı diyoruz. Paniza kanalı. Bu paniza kanalında kirli kan ve temiz kan birbirine karıştığı için bunlar da yine soğukkanlı canlılar oluyorlar. Peki gelelim bir başka özelliklerine. Arkadaşlar bunların boşaltım atıkları nedir? Boşaltım atıkları tabii ki ürik asittir. Arkadaşlar bunlarda da dediğimiz gibi boşaltım atığı ürik asittir. Ürik asittir. Döllenmelerine baktığınız zaman arkadaşlar bunlarda iç döllenme, dış gelişme görülür. İç döllenme, dış gelişme. Peki iç döllenme dış gelişmenin görüldüğü canlı grubu hangisi de ovipar canlılar değil mi? O zaman parantez içerisine yazıyorum. Ovipar canlıdır bu. Bu ovipar, vivipar bunları bilin çünkü sorulma ihtimali vardır. Daha sonra gelelim bir diğer özelliğine. Arkadaşlar bunların önemli bir özelliği var. Orta kulaklarında kulak kemikleri 3 tane değil. Hani bizde var ya çekiç, örs, üzengi. Bunlar da 3 tane değil. 1 tane bulunur ve o kemiğe de kolumella kemiği deniliyor arkadaşlar. Olur ya belki karşımıza çıkabilir. O zaman şöyle yazalım. Orta kulaklarında kolumella denilen tek bir kemik bulunur. Tek bir kemik bulunur. İşte bizim dikkat etmemiz gereken yerlerden bir tanesi burası. Gelelim örneklerine. Arkadaşlar yazalım mesela. Bakayım başka söylemediğim bir şey var mı bu arada? Kış uykusuna yatarlar arkadaşlar. Kış uykusuna yatarlar. Bunlarda da yine mezonefroz böbrek görülür. Pardon, metanefroz. Metanefroz. Bu böbrek çeşidi çok önemli değildir. Böbrek görülür. Bu arada ben metanefroz falan diyorum ama gelişmiş olanlarında. Mesela bu kurbağaların yavrularında arkadaşlar mezonefroz böbrek vardır. İleriki zamanlarda metanefroza döner. Hani bu yazdıklarım gelişmiş olanlarında ona göre karıştırmayın sakın. Şimdi gelelim örneklerine. Zaten biliyoruz nedir? Yılan, timsah, bukalemun. Bukalemun da bir sürüngendir tabii ki. Komodo ejderi. Başka? Yılan, timsah, bukalemun, komodo ejderi. Başka geliyor mu aklıma? Kertenkele. Evet, yazmayı unuttum. Kertenkele. Evet. Bunlar nedir arkadaşlar? Bizim sürüngenlerimiz örneklerdir. Şimdi geliyorum. Hop, aves kuşlar. Arkadaşlar. Şimdi artık ne yapıyoruz? Sıcakkanlı canlılara geçiş yapıyoruz. Yani kalp tamamen dörde bölünüyor burada. Yine başlayalım genel özelliklerinden. Bunlar nerede yaşıyorlar? Tabii ki karada yaşıyorlar, değil mi? Havada yaşıyor demiyoruz tabii ki bunlara. Karada yaşarlar. Tabii ilk sınıflandırma yapıldığı zaman suda yaşayan, karada yaşayan, havada yaşayan diye ayırmış. Kim ayırmış? Aristo ayırmış. Ama sonrasında bunların da aslında karada yaşadıklarını görmüşlerdir arkadaşlar. Karada yaşarlar. Peki
Nedir özellikleri? Bunların vücut örtüsü tüydür. ÖSYM'nin bakın TYT AYT'de en sevdiği sorulardan bir tanesi vücut örtüsü sormak. Özellikle kuşlar ve memeliler çok karıştırıldığı için, çünkü bizler de böyle küçük çıkmış kıllara hep tüy diyoruz. Bunu çok soruyor arkadaşlar. Neden bize sormasın değil mi? Bize de sorabilir yani. Keşke sorsa, oldukça basit bir soru olur. Vücut örtüsü tüydür dedik. Daha sonra bunlarda akciğer solunumu vardır yine. Akciğer solunumu. Şöyle kısa kısa yazıyorum. Akciğer solunumu. Arkadaşlar burada kalp tamamen dörde ayrılmıştır. Kalp dört odacıklıdır diyelim. Dört odacıklı. Temiz kan, kirli kan ayrıdır. Temiz, kirli kan ayrı dolaşır. Yani ayrı ayrı bulunur. Ve dolayısıyla bunlar nedir? Sıcak kanlı canlılardır. Peki biz sıcak kanlı canlılara ne diyoruz? Homo iyoterm canlı diyoruz. Sıcak kanlı canlı. Bir diğer özelliğine gelelim. Arkadaşlar bunlar da boşaltım atığı ürik asittir. Boşaltım atığı ürik asittir. Ürik asittir. Peki bunlarda döllenme olayı nasıl? Bunlarda da arkadaşlar yine iç döllenme, dış gelişme görülür. İç döllenme, dış gelişme görülür. Yani bunlar da nedir? Ovipar canlılardır. Peki gelelim bir diğer özelliklerine. Arkadaşlar kuşlarda zarsı diyafram vardır. Bakın zarsı diyafram. Birazdan memelileri anlatırken diyeceğim ki kaslı diyafram vardır. Kuşlarda zarsı diyafram vardır. Diyafram bulunur. Daha sonra yine ayırt edici özelliklerinden bir tanesi kuşlarda yüzme kesesi diyecektim az da. Hava keseleri bulunur arkadaşlar. Akciğerlere bağlı hava kesesi bulunur. Arkadaşlar bunlar da embriyo amniyon zarı dediğimiz zarla çevrilidir. O yüzden de zaten amniyota grubuna alıyoruz. Bakın şu ilk anlattığım üçü anamniyota kısmındaydı. Amniyon zarı. Bu üçü nedir arkadaşlar? Anamniyota kısmındadır. Şu ikisi de amniyota kısmındadır. Tamam mı? Kesinlikle karıştırmayalım, unutmayalım. Gelelim bir diğer özelliğine. Bunlar da arkadaşlar yine metanefroz böbrekler bulunur. Metanefroz böbrek bulunur. Daha sonra bir diğer özelliğine baktığımızda, şimdi üreme hücreleriyle boşaltım atıklarının ortak olarak atıldığı bir yapı vardır arkadaşlar. Biz buna kloak diyoruz. Kloak bulunur. O zaman yazalım. Üreme hücresi ile boşaltım atığının atıldığı ortak açıklığa kloak denir. Bu şekilde genel özellikleri. Bir de arkadaşlar bunlarda syrinx denilen bir ses kutusu bulunuyor. Bu ses kutusundan da ses çıkarabiliyorlar. O zaman şöyle yazalım. Syrinx denilen ses kutusu bulunur. Örneklerini yazalım. Mesela tavuk. Daha sonra deve kuşu. Penguen. Başka ne yazabiliriz? İşte serçe. Değil mi? Bülbül. Bunlar arkadaşlar nedir? Bizim kuşlar grubuna dahil olan canlılarımızdır. Tabii bir sürü daha örnek verebiliriz. Şimdi gelelim memelilere. Artık memeliler son kısmımız. Memelilerle ilgili özelliklerimizi de anlatıp tamamen sınıflandırmayı bitiriyoruz. Soru çözümüyle birlikte arkadaşlar artık sınıflandırma işini bitiriyoruz. Bu arada sınıflandırmada da çok sayıda ÖABT çıkmış soru var. Belki ayrı soru çözümü yapabilirim. Bakalım soruları yazarken göreceğiz. Şimdi burada memelilere geldiğimiz zaman ilk önce yine karşılaştırarak yazalım. Daha sonra memelileri diğerlerinden ayıran bazı özellikler var. Özellikle bunları yazacağım arkadaşlar. Bunlara değineceğim. Şimdi hemen yazıyorum. Yine nerede yaşıyorlar? Bakın karada, suda yaşarlar. Çünkü suda yaşayanları da var memelilerin.
Bunların vücut örtüsüne değinmeyeceğim. Çünkü birazdan memeleri diğerlerinden ayıran özelliklerden bahsedeceğim. Orada vücut örtüsünü söyleyeceğim arkadaşlar. Bunlarda da yine ne vardır? Akciğer solunumu. Akciğer solunumu vardır. Daha sonra bunların da kalpleri. Dört odacıklı. Yine bunlar da nedir? Sıcak kanlı canlılardır. Sıcak kanlı canlılardır. Bunlar da boşaltım atığı üredir arkadaşlar. Boşaltım atığı üredir. Bu arada hani sadece üre olarak düşünmeyin. Mesela biz ürik asit de atarız dışarıya. Ama çoğunluk olarak üre üretildiği için hani bu yüzden üredir diyoruz. Yani hani az miktarda da olsa ürik asit veya amonyak da atıyoruz. Ama dediğim gibi çoğunluk olarak üreyi dışarı atıyoruz. Daha sonra gelelim bir diğer özelliğine. Arkadaşlar boşaltım atından bahsettik. Bunlar da iç döllenme, iç gelişme görülür. İç döllenme, iç gelişme görülür. Peki iç döllenme, iç gelişme olanlar neydi? Vivipar değil mi? Vivipar. Tabii biz buna genellikle diyoruz. Çünkü iç döllenme, dış gelişme yapanları da var. Ama genellikle iç döllenme, iç gelişme görülür. Ve iç döllenme, iç gelişme sadece memelilerde vardır. Unutmayalım. Bir diğer özelliklerine bakalım arkadaşlar. Diyaframdan yine memeleri ayırt eden özelliklerde bahsedeceğim. Bunlarda da metanefroz böbrek vardır. Metanefroz böbrek bulunur. Şimdi gelelim bakın memelileri diğerlerinden ayıran özelliklere. Bakın sadece memelilerde bulunan özellikler. Nedir bunlar? Birincisi, bunların al yuvarları çekirdeksiz. Tabii olgun al yuvar çekirdeksizdir arkadaşlar. İkincisi, bunlarda kaslı diyafram bulunur. Kaslı diyafram bulunur. Üçüncüsü, bunlarda arkadaşlar vücut örtüsü kıldır. Unutmayın bizde tüy yok, kıl var. Vücut örtüsü kıldır. Dördüncüsüne geliyorum. Yavrularını neyle besler? Yavrularını sütle besler. Evet, geliyorum bir TYT çıkmış sorusuna. Arkadaşlar diyor ki aşağıdaki canlılardan hangisi yavrusunu sütle besler diye soruyor. Şıklarda şunlar var bakın. Hepsini hatırlamayacağım ama penguen var, timsah var, yunus var. Daha sonra ikisine de bir şeyler yazmış. Şimdi en çok cevap verilenler hangisi biliyor musunuz? Penguen, timsah diyenler var, kurbağa diyenler var. Şimdi böyle bir soruyu neden yunus olarak işaretlemiyor öğrenciler? Çünkü şunu düşünmüşler. Demişler ki, hatta bir ara bayağı bir konusu oldu bunun. Demişler ki ya yunus suda yaşıyor. Nasıl yavrusunu emzirsin, aradan su kaçar diye düşünmüşler. Daha sonra birisi de bunun altına yorum yazmış. Demiş ki ya demiş. Ben diyor işte bunu düşünerek pengueni işaretledim demiş. Altına bir de yazmış ki ya penguen eksi 40 derecede yaşıyor. Onun sütü donar demiş. Yani düşünebiliyor musunuz? Hani böyle düşünerek gidip aslında doğru bildiklerini yanlış işaretliyorlar. Bizim görevimiz ve tabii ki onlara doğruyu öğretmek. Buradaki arkadaşlar çok eleyici bir soru olmuştu gerçekten o. Bilenler yapmıştı. Bilmeyenler de böyle kendinden bir şeyler böyle uydurarak yanlış cevaplar tabii ki çoğu vermişti. Bu şekilde gelelim. Bir de bunların arkadaşlar 5. olarak akciğerlerinde alveoller bulunur. Akciğerlerinde alveol bulunur. Bu arada ezan okunuyor, kesmedim ama herhalde sesimi çok da etkilemiyordur. Evet, bu şekilde şimdi memelileri özelliklerini söyledim. Sadece memelilerde bulunan özellikler. Şimdi bir de memelileri sınıflandıralım arkadaşlar. Daha sonra bitirelim. Şimdi memelileri biz kendi içerisinde 3'e ayırıyoruz. Nedir bunlar? Hemen yazıyorum bakın. Yumurtlayan memeliler. Daha sonra keseli memeliler ve plasentalı memeliler. Plasentalı memeliler. Arkadaşlar, yumurtlayan memelilere örnek olarak ornitorenk. Ornitorenk ne yapıyor? İç döllenme geçiriyor. İç döllenme gerçekleşiyor. Daha sonra yumurtlayarak dışarıda yavrusunu besliyor. Ama yavrusunu yine sütle besliyor. Sütle beslediği için ve bakın şu diğer özellikler
Memelilerle aynı olduğu için ornitorengine rey alınmış memelileri alınmış. Yani onun yumurtlaması sadece bir istisnayı gösteriyor. Memelilerin tamamı plasentalıdır diyemiyoruz arkadaşlar. Zaten memelilerle ilgili genel bir özellik sorarsa genelde şunu söyler, der ki tamamında plasenta bulunur veya tamamı yavrusunu doğurur der. Böyle bir şey yok tabii ki, yanlıştır. Keseli memelilere geldiğimizde bunların yavruları arkadaşlar anne karnında işte 1-2 santim falan olunca, kaç aylık olduğunu bilmiyorum ama herhalde 4 haftalık 5 haftalık falan olunca bunlar doğuruyor. Daha sonra bu yavru keseye düşüyor. Kesenin içerisine. Bu kesenin içerisinde arkadaşlar gelişimini sürdürüyor ve kangurular için söyleyeyim, kangurular yaklaşık 2 yıl boyunca yavrularını keselerinde besliyorlar. O zaman keseli memelilere örnek olarak kanguru, bir de mesela koala arkadaşlar. Koala da yine keseli bir memelidir. Geriye kalanlar zaten memelilerin hepsi nedir? Plasentalı. Özellikle bizim bilmemiz gerekenler yarasa, yunus mesela suda yaşayanlar, yarasa uçabilen bir memeli. Sonra fok, balina. Sonra geliyorum işte mesela kedi, fare. Tabii ki insanı da yazacağız arkadaşlar. İnsan, kirpi. Bir tane öğrenci derisi dikenleri örnek olarak sormuştum ne verilebilir diye. Kirpi demişti bana. Aslında aklı derisi dikenli ama tabii ki çok farklı bir kavram karmaşası varmış onda. Bakalım başka söylemediğim bir şey var mı? Yok sanırım. Bu arada arkadaşlar şu yumurtlayan memelilerde de yine aynı kuşlar gibi kulak bulunur. Onu da yazayım. Kulak bulunur. Hani bazı özellikleri kuşlara, bazı özellikleri memelilere benziyor. Yani mesela kulak bulunması kuşlara, diğer özellikleri memelilere. İkisi arasında bir geçiş canlısı olarak da evrimsel açıdan düşünülebilir. Plasenta içinde keseli, tamam. Evet, başka söylemediğim bir şey yokmuş. Böylece biz ne yaptık? Sınıflandırmayı bitirmiş olduk. Bence alkışlar olsun. Çünkü ben bayağıdır böyle 2-3 haftadır falan uğraşıyorum bunu çekmek için. Araya hastalık falan girdi. Sonraki videoda soru çözümü yapacağız. Soru çözümünden sonra Allah'ın izniyle bitkilere başlayacağız arkadaşlar. Sıkılmaya hazır olun. Birlikte sıkılmaya başlıyoruz. Bitkilerin genel özellikleri, dokularıdır, taşımasıdır, bilmem nesidir. Hepsini anlatacağım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.